Sevgili arkadaşlar, bu videoda size tüketim ve yatırımın arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Tüketim nedir? Yatırım nedir? Arasındaki fark. Şimdi şöyle örnek vereyim. Tüketim 6.000 euro param var. 6.000 euro param var. Burada da 6.000 euro param var. Tamam mı? Tüketim, burada gittin iPhone aldın. 1.000 euro ödedin. 1.000 euro eksildi. Yeni iPhone aldın, öyle düşün. Sonra gittin tencere takımı aldın. 2.000 euro veya 2.500 euro diyelim. Gittin arabanın jantlarını değiştirdin. Hadi ona da 2.500 euro para ödedin. Tamam mı? Güzel görünsün. Hava olsun, iyi olsun. Veya bu tencere takımı niye aldın? İşte konu komşu geldiği zaman işte bak biraz göstereyim onlara. İşte şöyle yaptım, böyle yaptım, ben alabildim falan. Veya iPhone'u çıkarttığım zaman havam olsun diye ne yaptın? Tükettin şimdi. Bir sene sonraki fiyatlarını söyleyeceğim. Ne olacak? Bir sene sonra iPhone'un değeri 500'e düştü. Tüketim malı çünkü. Tencere takımı o anda zaten bir kere kullandığın için değeri zaten hadi 500 euroya düştü. 500 euro, 2500 sen yemek pişirdiğin için başkası sana en fazla ikinci el ne kadar öder? 500 euro öder. Hadi öyle diyelim. Alüminyum jantlara da sen yine en fazla hadi 1000 euro alırsın. Tamam mı? 1000 euro. Toplam ne kadar kaldı? 2000 euro kaldı. Yani tükettin. Tüketim tüketmek zaten. Parayı ne yaptın? 6000'i kaça indirdin? 2000'e indirdin. Tamam. Buna tüketim diyorlar. Yani dedin gitti. Buhar oldu. Para buhar oldu. Azıcık böyle saniyeler içerisinde yaşayacağın güzel duygular için heba ettin. 4000 euro gitti. Şimdi gelelim. Yatırım ise değerli arkadaşlar, sen gittin altına para yatırdın. Tamam mı? Veya arsa aldın. 6.000 euroluk arsa aldın veya hisse senedi aldın. Yani bir şirketin hissesini aldın. Bir sene sonra bu 6.000 euro veya 10.000 euro ne yapıyor? Artıyor. Eksilmiyor. Yani buradaki gibi eksilmiyor. 2.000'e inmiyor. Ne yapıyor o arsa? O hisse senedi veya o altın genellikle artıyor. En kötüden hesaplayalım. %10 artıyor. Tamam, %10. Yani 6.000 üzerine bir %10 koyduğumuz zaman sonunda yine 6.600 oluyor. Yani artıyor. Buna yatırım diyorlar. Buna tüketim diyorlar. Tüketim. Ama insanlar genellikle karıştırıyor. Tüketimle yatırımı karıştırıyorlar. Hocam ben kendime yatırım yaptım. Ne yaptın diyorum? iPhone aldım. Ne yaptın? Tencere aldım diyor. Veya arabanın bilmem ne parçasını değiştirdim. Güzel görünsün diye. Kendimi mutlu hissediyorum hocam diyor. Veya saçımı yaptırdım diyor. Dünyanın parasını vererek onu yatırım olarak düşünüyor. Şimdi yatırım ama şu. Yatırdın hisse senedi, arsa, daire neyse. Bunu aldın, en kötü yatırım %10 sana artı kazandırdı. Fakat bir yatırım daha var. Karı en hızlı getiren bir yatırım var. Bak şimdi oraya gelelim. Kar en hızlı nasıl gelir? En yüksek kar getirisi nerede? En hızlı ve en yüksek kar getirisi nerede? Şimdi onu anlatacağım. Sen 6.000 euroyu kendine yatırdın. Çünkü en hızlı kar oradan gelir. Ve kendini katlar değerli arkadaşlar. Sen şimdi 6.000 euro kendine yatırdın. Tamam, bir yerde çalışıyorsun. Bir yerde maaş aldığını düşün. 2.000 euro maaş alıyorsun. Tamam mı? Şimdi çok basit anlatacağım. İyi anlayabilmen için. Sen şimdi 6.000 euro bir konuda bir ay eğitim aldın veya 3 ay veya 5 ay eğitim aldın, tamam mı? 6.000 euro yatırdın, 6.000 euro yatırdın ve 6 ay sonra sende acayip beceriler gelişti, değil mi? Aile, sağlık, kişilik, özgüven, her konuda başarılı oldun. Bunu işveren fark etti ve işverenle 6 ay sonra masaya oturdun ve maaşını arttırdı. Çünkü o arttırmazsa, sen eğer cevherini ortaya çıkarttıysan ve kendini iyi pazarladıysan, başka bir işveren veya başka birisi sana ne verecek? 2000 yerine aylık 3000 euro para verecek. Çünkü sen yeteneklere sahip oluyorsun. Kendini geliştirdin, kendine yatırım yaptın çünkü kendine değer verdin, özgüvenin değişti, yürüyüşün farklı, daha sağlıklısın, sağlıklı düşünüyorsun, sağlıklı karar verebiliyorsun. Ailende sıkıntın yok. Ailende huzur olunca işinde de mesleğinde de çok başarılısın. Ben mesela kendime huzursuz bir adamı yanıma almam ki, onu çalıştırmam ki. Niye çalıştırayım? Ailesiyle bir problemi varsa işine de problem getirecek. Veya eğer beceriksizse, kendini geliştirmediyse ben onu asla iş yerime sokmam ki. Niye? İş yerimi karıştıracak, ortalığı karıştıracak. O kişi otomatikmen artı her ay 1000 euro para kazanır. Şimdi 6 ay sonra hesapladığımızda, 6 ay sonra hesapladığımızda 6.000 euro ödeyen kişi 1000 euro artı olarak hesapladığı zaman, bir sene sonra eğitimiyle beraber hesapladığımızda
6000 euroyu çıkarmış olacak. Peki seneye ne kadar para kazanmış olacak? Yani sadece 6000 euro kendine yatırım yaptığı için bir senede kazandığı para 12 ay 1000 euro hesapladığımız zaman toplam 12.000 euro para kazanmış olacak. Yani kişi yatırdığı parayı 6 ay sonra çıkaracak, artı 1 sene sonra da katlayacak değerli arkadaşlar. Ve her sene düşünün, kendine bu şekilde yatırım yaparsa kişi maaşını da arttırır, kazancını da arttırır. Eğer ticaretle uğraşırsa kesin ve kesin daha fazla hasılat yapar, daha iyi satış yapar. Kafası rahat olduğu için, gece rahat uyuduğu için daha başarılı olur, daha iyi satış yapar. O yüzden kendine yatırım yaptığında şunu bil ki, yatırdığın parayı en kötü 6 ay sonra çıkarırsın. Parasal olarak anlatıyorum, sadece para değil konu. Aile konusunda da bu şekilde başarılı olursun, daha huzurlu olursun. Veya özgüven konusunda, kişilik konusunda başarın artar, daha huzurlu olursun. Sağlık konusunda sağlıklı düşündüğün için daha sağlıklı olursun. İyi iletişim kurabildiğin için meslek ve finans konusunda daha başarılı olabilirsin. Ama insanlar maalesef hipnoz olduğu için, onların beynini programladıkları için dizilerle, reklamlarla, haberlerle genellikle %90'ı burayı tercih ediyor. Tüketici oluyorlar. Hani zaten ne diyorlar? Tüketici. Yani tüketici, yatırımcı. Buraya programlandığı için insanlar tüketim topluluğu oluyor değerli arkadaşlar. Ama biz ne yapmamız gerekiyor? Yatırım toplumu olmamız lazım. Yatırım toplumu. Nereye ilk yatırım? Kendimize. Şu tüketim toplumunda, yani tüketimde sadece geçici bir zevk yaşıyorsunuz. Belki 3 saniye, belki 3 ay, belki 1 sene ama geçici. Bir sene sonra yine bir şey harcamanız gerekiyor mutlu olabilmek için. Fakat burada ise sürekli kalıcı bir başarı oluyor. Kalıcı keyif yaşıyorsunuz ve katlanıyor. Sürekli daha fazla huzurlu oluyorsunuz, daha fazla başarılı oluyorsunuz, daha fazla hayırsever oluyorsunuz, daha fazla iyi iletişim kurabiliyorsunuz. Ailenizde daha başarılı olabiliyorsunuz. Bu katlanıyor, bu geçici değerli arkadaşlar. Kalıcı ve katlanıyor ve bu geçici bir durum. Bunu size anlatmak istedim. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı oluyoruz. Eğer bizim de sana bu konularda yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime girebilirsin. Hemen bizimle iletişime girebilmek için yapman gereken tek şey, videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.